Herkese merhaba. Tatilci geldi. Eve geri döndüm. Evet, tatilimiz bitti maalesef. Ama bol bol enerji topladım. Gerçekten çok güzel bir tatil geçirdim. Çok eğlenceliydi. Çok değişik şeyler gördüm. Değişik şeyler yaşadım. Çok hoş bir tatilden sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu videoda tatilde yanımda götürdüğüm makyaj malzemelerimi göstereceğim size. İstekler gelmişti zaten. Görmek isteyenler vardı bunları. Ancak döndükten sonra yapabildim. Valizleri falan işte açtım. Kirlileri ayır, yıka, topla, onu oraya koy, bunu buraya koy. Yerleştirmek falan bayağı zamanımı aldı. Bu iki çantayı özellikle bu şekilde hiç dokunmadan beklettim ki size gösterebileyim. Çünkü dediğim gibi istekler gelmişti bunun için. Şimdi onlara bakacağız neler götürdüm. Bunlar sadece valizdekilerdi. Yanımda birkaç şey taşıdım. Uçakta falan çantamın içinde bulundurdum. Çok çok fazla malzeme taşımadım açıkçası. Bunları valize koymuştum. Orada çıkarttım. Kullanacağımı kullandım. Şimdi tekrar bakalım neler götürmüşüm. Ben de unuttum bir kısmını. Şundan başlayayım hemen. Bir tane aldık fırçası. Bunu böyle kullanıyordum. Şöyle kapanabildiği için kolay oluyor tatil için. Şöyle tek tek çıkartacağım. Roket rimelimi götürmüştüm. Bu normalde suya dayanıklı bir rimel değil ama suya dayanıklı rimellerden daha fazla dayanıklı diyebilirim. Zaten gözümden çıkarmak için hiç uğraşmadım yani. Nasıl olsa suya giriyorum, işte havuza giriyorum, denize giriyorum. Bilmem ne derken gözümde kalmasında bir sakınca görmedim. Özellikle çıkarmadım. Yani 2 gün gözümde durduğu oldu. Kesinlikle akmıyor, kesinlikle bulaşmıyor. Ama normal zamanlarda gerçekten bana sıkıntı yaşatıyor. Çıkarmak istediğim zaman da çıkmıyor yani. Aklınızda olsun eğer bu rimelden alacaksanız tamam güzel iyi her şeyi yani bütün özelliklerinden memnunum ama suya fazlasıyla dayanıklı temizlenmiyor. Yani temizleme ürünleriyle de temizleyemiyorum ben bu rimeli. İlk ve son kullanışım olacak sanırım. Yani çok memnun kaldığımı söyleyemem. Ama dediğim gibi tatilde suya dayanıklı rimel arıyorsanız sizin için ideal olabilir. Üşendiğim zamanlarda hiç dokunmadım bile dediğim gibi. Öyle kaldı gözümde. Aa, çok güzel olmuş. Evet, bayağı bir akmış. Şöyle kapağın içi falan dolmuş. Bu kapatıcım benim. Keşke de götürmeseydim çünkü hiç kullanmadım. Şöyle elime süreyim şu bulaşanı. Hiç kullanmadım. İşte gerek duymadım, bilmiyorum. Match Perfection Rimmel. Akmış bulaşmış kendi kendine zaten. Revlon'un şeyi. Ay üstümdeki ismi falan da hep silinmiş. Balm Stain. Neydi? Tam adını unuttum. Her neyse. En çok kullandığım bu zaten. Bunu götürmüştüm. Dudakta kaldığı için, stain olduğu için güzeldi yani. İşime yaradı. Revlon'un göz kalemi benim sürekli favorim olan bir kalem. Kahverengi böyle. Çok seviyorum bu kalemi. Bunu da götürmüştüm yanımda. Sonra başka bir rimel. Bu da teleskopik. Neydi bu? L'Oreal. Bunu göstermiş miydim daha önce? Göstermedim sanırım. Şöyle bir fırçası var. Güzel bir rimel fakat biraz uğraştırıyor. Ucu başlığı küçük olduğu için alt kirpikler için çok güzel olduğunu düşünüyorum. İdeal olduğunu düşünüyorum. Alt kirpiklere rimel sürerken çok kolay. Ama üste sürerken birazcık zorlanıyorsunuz. Yani zorlanma değil de uğraştırıyor. Biraz zaman alıyor yani. Diğer rimeller gibi hani ucu büyük olan rimeller gibi tek bir fırça darbesiyle bütün kirpiklere ulaşamıyorsunuz. O bakımdan biraz sıkıntı yaratıyor ama tek tek ayırmak için kirpikleri çok güzel. Güzel yani. Sonuç olarak memnunum onda.
Sonra Essence'in şu Super Fine isimli eyeliner'ını almışım. Ben bunu aslında yanlışlıkla almışım. Çünkü başka bir tanesini kullanıyorum. Şu suya dayanıklı olan bir eyeliner'ı var. Böyle aynı şekilde kalem şeklinde. Bunu ne zaman aldığımı bile hatırlamıyorum. Yanlışlıkla bunu almışım ve acayip şekilde akıyor, bulaşıyor. Yani rezil kepaze olabilirsiniz tatilde böyle bir şey kullanırsanız. Gerçekten bunu da aklınızda tutun. Essence'in bu eyeliner'ı çok bulaşıyor fazlasıyla. Bir kere kullandım. Birkaç saat sonra hemen gittim, sildim, temizledim. Çünkü çok kötü akıyor. Hele yani tatil için hiç uygun değil. O yüzden bilmiyorum ne zaman kullanırım onu ama zannetmiyorum pek kullanacağımı. Sonra Maybelline Baby Lips. Şöyle şunu aldım. Bunu da hiç kullanmadım. Çünkü başka bir tane daha götürmüştüm. Çantamda bulundurduğum ötekini kullandım sürekli. Bu kaldı yani böyle. Sonra Benefit'in High Beam'i aydınlatıcı. Bunu da kullanmadım. Boşuna götürdüm. Çok fazla makyaj yapmadım çünkü açıkçası yani. Hani ne olur ne olmaz diye bunları götürdüm ama bir göz makyajı yaptım birazcık. Aldık ruj yani. Zaten normalde başka şey makyaj yapmıyorum da onu da sürekli yapmadım. Bu da Revlon Just Bitten Kissable. Bunun yazıları okunuyor. Adore. Şöyle. Bunu da sürdüm. Bir kere ya da iki kere. Sonra kaş kalemi. Rimmel yine. 002 Hazel. Şöyle fırçası falan olduğu için pratik olur diye düşündüm. Ondan sonra Burjuva'nın şu tekli farı. Bunu da kullandım göz makyajımda. Göz makyajım için yine NYX'in şu üçlü paletini, şu kahverengi kısım oyuk resmen. Bilmiyorum ne kadar görebileceksiniz. Bayağı çok kullanmışım yani. En çok o rengini kullanıyorum zaten. Sonra Naked Basics. Bunu tekrar göstereyim. Şurasını bir tırnak darbesiyle halletmiş bulunmaktayım. Şu an ojemi de halletmiş bulunmaktayım tabii. Şu köşeyi şöyle tırnağım geldi. Bayağı bir oydum yani orayı. Çok becerikliyimdir öyle bazen. Sonra L'Oreal'in şu tekli farı yine. Bunu da çok seviyorum. Kullandım. Hızlı makyaj yapmak istediğimde çok işime yarıyor. Kaş kalemini almıştım ama ben yine Essence'in bu kaş kitini kullandım. Şu taraftaki rengini. Kalemi pek kullanmadım. Nedense bilmiyorum. Elim yine ona gitti. Sonra MAC'in bir allığı Pinch Me. Rengini de göstereyim. Şöyle bir rengi var. Her makyajı uyuyor bu renk. O yüzden bu allığı seçtim. Çok güzel. Seviyorum bunu. Sonra parfüm olarak Juicy Couture. Allah'ım tırnaklarımı mahvettim ya. Neyse. Juicy Couture'ün şu Peace and Love isimli parfümü böyle minik. Bunu kullandım. Bak şuraya kadar kullanmışım yani. Görünüyor zaten. Çok güzel kokusu. Beğendim. Kalem tıraş. Şu eyeliner. Bu üçlü bir eyeliner aslında ama ben üst kısmını çıkarttım. Sadece kahverengi olan. Hiç kullandım mı? Kullanmadım. Kullanmadım. Boşuna götürdüm yani. Boşu boşuna taşıdım. İki tane MAC ruj. Top ve Brave. Şunun şurasına ne olmuş bilmiyorum böyle. Boyalar bulaşmış. Sonra bu tırnak kiti. Böyle. İçinde.
Tırnak makası, makas. Falan filan. Bu böyleydi. Şimdi buna sıra geldi. Bunun içinde yine başka bir çanta. Bu çantanın içinde de işte eyeliner için bir fırça. Ucu nereye gitmiş bu arada? Burada. Şöyle bu şekilde bir fırça. Ama kullanmadım dediğim gibi. Şeyi sürmediğim için. Bir de şurada Ecotools'un şu göz fırçası seti. Bunu kullandım işte. 3-4 defa herhalde. Bir de şu Elf'in yine göz kapağına kullanılan fırçası. Her neyse ismi. Onu almıştım. Çok fazla fırça götürmedim yani. Bu kadardı fırçalarda. Sonra bakayım. Sonra şunun içinde şöyle konteynerler almıştım ben. Daha 2-3 tane daha var şunun gibi. Biraz daha büyük olanı falan var. Onun içine de şöyle açayım. Buna şampuanımı koydum. Şöyle üstüne de şampuan stikeri yapıştırdım. Böyle şampuan yazıyor yani karıştırmamak için. Bu kadar falan kullanmışım yani. Her gün saçımı yıkadım. Ama her gün yıkadığım için tabii saçım kirli değil. Sadece işte havuzdan, denizden çıktıktan sonra yıkadığım için bir şampuan yetiyordu. Bu da şey, saç kremi. Şunun içine de göz kremimi koydum. Böyle minik. Göz kremim vardı. Göz kremimi çıkarttım sanırım içinden. Onu gösteremeyeceğim şimdi. Gözaltı kremi. Bu da bir el kremi aslında. Böyle minik. Ben ayağıma falan sürerim diye, hani topuklarım çatlarsa falan kullanırım da bitiririm diye düşündüm. Birkaç defa kullandım işte. Çünkü bitirmek istediğim bir şey krem. Çok çok sevmedim. 3 tane de böyle minik oje aldım. Şeyi de çıkarttım. Evet, içinde bir de şey vardı bunun. Şu oje temizlemek için kullanılan minik mendil gibi şeyler oluyor. Oje temizleyiciler oluyor. Mendil şeklinde. Onlardan götürmüştüm. Şu an burada yok sanırım. Ya da bilmiyorum içine mi attım. Çıkarmıştım galiba sanırım. Bilmiyorum. Dediğim gibi 3 tane böyle minik boy oje götürdüm. Çok fazla oje ile uğraşmamak için. Sonra bir tane böyle ağrı kesici. Yeşil çaylı rolonum Yves Rocher. Bioderma ya da Bioderma. Şu kadar kullanmışım göz makyajı için. Sonra şunun içinde pedler var. Pamuklar var. Poşet. Diş ipi. Niye burada bilmiyorum. Ve bu boş çanta, belki ekstradan lazım olur diye içine koymuştum böyle. Bu kadardı göstereceklerim. Başka da bir şey yok sanırım. Dediğim gibi gece kremimi çıkarmıştım. Bir de tırnaklarımı, ojelerimi temizlemek için kullandığım küçük mendilleri çıkarmıştım. Onlar burada olmadığına göre çıkarmışım, evet. Hatırlamıyorum da. Başka da bir şey yok. Yanıma aldığım birkaç makyaj malzemesi daha vardı. Böyle ayna, cımbız falan filan. Onlar burada değil. Çantamın içindelerdi. Onlar ayrı bir çantadalardı yani. Bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ay, böyle bir uyuşukluk geldi videonun sonuna doğru. Saçmaladıysam kusura bakmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.